Evet değerli arkadaşlar, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ilk mitingimizi pazar günü İstanbul'da büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Savaşa, yoksulluğa, sömürüye, tecrite, adaletsizliğe hep birlikte hayır dedik. Bu ülkeyi karanlığa teslim etmemek üzere o meydanda halkımızla sözleştik. Bu ülkeyi elbette ki karanlığa teslim etmek isteyenlere karşı bir yan yana gelişi gerçekleştirdik. Omuz omuza yürümenin startını verdik. Emek ve özgürlükle değiştirmek için söz birliği yaptık, güç birliği yaptık ve orada da söyledik, burada da söylüyoruz. Bu daha başlangıç. Büyüyerek, güçlenerek, daha da çoğalarak geliyoruz. Emek olarak geliyoruz, özgürlük olarak geliyoruz, yarınların güçlü sözü olarak geliyoruz. Bu birliktelik, özgür yarınları birlikte kurma ortaklığıdır sevgili arkadaşlarım. Bu ülkeyi AKP-MHP iktidar karanlığından kurtarma ortaklığıdır ve aynı zamanda kararlılığıdır. Başarmak ve kazanmak için yola çıktığımızı başından beri ifade ediyorduk. Bugün yine aynı şekilde söylüyoruz. Büyük finali ve büyük zaferi mutlaka halkımızla buluşturacağız sevgili arkadaşlarım. Buradan özellikle şunu vurgulamak istiyorum. AKP-MHP bloğu kapatma davasıyla, hazine yardımı gaspıyla, özellikle seçim sürecinde bir belirsizlik ortamı, karamsarlık ve umutsuzluk havası yaratabilmek için çırpınıp durmaktadır. HDP'siz bir seçim süreci algısı yaratabilmek için sis dalgası oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Buradan çok net olarak diyorum ki bu çabalar boşuna nafile çabalardır. HDP içinde, halkımız içinde asla bir belirsizlik ortamı yoktur, olmayacaktır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa asla yer yoktur. Bizim için sisli bir ortam asla yoktur, olmayacaktır. HDP'nin de halkımızın da odaklandığı nokta bu iktidar düzenini bir an önce değiştirmektir ve onları göndermektir. HDP'nin gündemini sadece ve sadece HDP ve halkımız belirler sevgili arkadaşlarım. Bizim gündemimiz, mücadele hedefimiz siyasete, topluma, ekonomiye, ekmeğe darbe yapanlara karşı bu ülkeyi demokratik bir geleceğe, huzura taşımaktır. Bu gündemi hiç kimse değiştiremeyecektir. Bizim için her şey o kadar açık ve nettir sevgili arkadaşlarım. Sizi sandıkta yeneceğiz. Nokta. Bu kadar ifade ediyorum. Dostlarımızı çoğaltarak, ittifaklarımızı büyüterek, hedefimize kilitlenmiş olarak yolumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Umudumuz bir çocuğun gülüşü gibi canlıdır, sokak kadar direngendir, gençlik kadar dinamiktir, kadınların görkemli direnişi kadar cesur ve nettir. Hiç kimsenin bundan bir şüphesi ve kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Asıl belirsizlik, varlık yokluk telaşı içindeki AKP-MHP için vardır diyeceğim ama onların da durumu aslında nettir sevgili arkadaşlarım. İktidar içinde bir belirsizlik ortamı aslında yoktur. Çünkü kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler sevgili arkadaşlarım. Ama söz veriyoruz, onlara biz kaybettireceğiz sevgili arkadaşlarım. Emek ve Özgürlük İttifakı bu düzeni değiştirecek, bu iktidara kaybettirecek. Bu kadar net ve açık ifade ediyorum. Öyle talimatlarını verdiğiniz kapatma davasına umut bağlamayın diyoruz. HDP'siz bir seçim hayaline asla ve asla kapılmayın.
Mühendislikleriniz halktan, meydanlardan geri döner, elbette ki dönecektir de. Seçimlerin sürükleyici gücü ve esas belirleyeni HDP olacaktır. Emek ve Özgürlük İttifakı olacaktır ve sandıklar HDP ile mutlaka buluşacaktır. Biz bunca bedeli boşuna ödemedik sevgili arkadaşlarım. Demokratik siyaseti tüm darbelerinize rağmen daha da büyüterek bugünlere getirmeyi başardık. Elbette ki bedeller ödedik, büyük mücadeleler verdik ama asla boyun eğmedik. Bundan sonra da size, rejiminize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, önünüzde diz çökmeyeceğiz. Meydanı size mi bırakacağız? Karşınızda milyonlar var. Karşınızda halk var, halklar var. Mücadelemiz var, direnişimiz var, cesaretimiz ve kararlılığımız var. Çeketimi satarım, HDP'ye her türlü desteği sunarım diyen bir halk iradesini durduracağınızı sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. Bu mücadeleyi Türkiye halklarının ortak iradesi ve gücüyle büyük kazanımlarla buluşturacağız ve bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye mutlaka kavuşturacağız. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, iktidar seçimler için bir takvim arayışındadır. Sürekli bir papatya falına bakıyorlar, papatya falı açıyorlar ve kaybedecekleri günü seçmekte büyük bir zorluk yaşıyorlar. Onlar için tabii ki elbette ki zor bir seçim olacak. Haziran'dan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 Haziran sendromları var. Nisan-Mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. AKP-MHP ittifakı. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle Haziran'dadır ve Haziran'dan kaçamayacağınızı özellikle belirtmek istiyorum. Onun için takvimlere pek fazla umut bağlamayın derim. Sizi kurtaracak bir gün yoktur aslında. Ya zamanında yapılacak bir seçimde kaybedeceksiniz ya da erkene alacağınız bir takvimde gideceksiniz. Bütün yollar gidişinize çıkmaktadır. Buradan çok büyük bir umutla bunu ifade etmek istiyorum. Yazı da çıksa, tura da çıksa sevgili arkadaşlarım, bunlar kaybedecekler. Boşuna fal bakmayı bıraksınlar diyorum. Evet değerli halkımız, demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin askıda olduğu, eşit yurttaşlık taleplerinin ağır baskıyla karşı karşıya bulunduğu bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere bütün haklarının her gün saldırıyla karşılaştığı, halk iradesinin kayyum darbesi altında tutulduğu, emeğin tarihin en büyük sömürüsüyle, doğanın en büyük talanlarla karşı karşıya olduğu bir iklimde seçimlere gidiyoruz. Türkiye'yi bu ağır koşulların içerisinde taşıyan süreç, AKP-MHP zihniyetinin dayattığı tecrit sistemiyle başladı sevgili arkadaşlarım. Ülkeyi kuşatan hukuksuzluk rejiminin startı İmralı tecridiyle verildi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Askıya alınmış bir hukuk düzenini ulusal ve uluslararası bütün yasal normların işletilmediği bir sistemi tecritle başlattılar. Sayın Öcalan'a yönelik geliştirilen tecrit sistemini dalga dalga bütün ülkeye yaydılar. Siyasi tecrit halkasını partimiz ve demokrasi güçleri başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyuna kadar genişlettiler. Biz en başından bu yana tecrite dikkat çekerken aslında bugünleri gördüğümüzü her zaman için ifade ettik. Hukuksuzluk ve baskı rejimi herkesi kuşatacak dedik. Çözümsüz bırakılan
inkar edilen her sorun bu ülkeye daha ağır maliyetlerle dönecektir dedik. Geldiğimiz nokta tam da bu karanlığı tarif etmektedir sevgili arkadaşlarım. Bunun son örneğini sevgili Selahattin Demirtaş'ın kamuoyuyla paylaştığı mesajların engellenmesine yönelik arayışlarda bir kez daha görüyoruz. Sevgili Demirtaş'ı susturabileceklerini sanıyorlar. Demirtaş milyonların kendisidir ve milyonları susturamazsınız, halkın sesini kesemezsiniz diyoruz.